Hepinize merhabalar, ben Orhun Kaya ve bugün karşınıza bir lise anımı paylaşmak için çıkıyorum. E, bu lise anısı gerçekten çok acayip bir lise anısı. Hatta gazetelerde e, haber olarak çıkmış bir konu. Adam vurmalı bir dershane anısı aslında bakarsanız özetle. Başlığı da sanıyorum ki buldum. Evet, videonun başlığını buldum bu arada. Şahane. E, üretim sürecine siz de tanık olmuş oldunuz. Neyse, lafı çok uzatmıyorum. Direkt e, anıyı anlatıyorum. Şöyle bir durum var, ben... Yani pek çok insan gibi benim dönemimden olan dershaneye gittim ÖSS'ye hazırlandığım dönemde. Ve sadece son senemde gittim. Ee, sosyal bölümü açmış olan bir tek bir dershane vardı bizim bildiğimiz kadarıyla. Oraya gittim ben de hani arkadaşlarımla beraber. Ama bu dershane biraz ilginç bir dershaneydi ismini vermeyeceğim. Ee, ancak hani şey de var yani. Ne derler ona? Dediğim gibi gazetelerde falan haber olarak çıktığından ötürü bulabilirsiniz ee, bu olayı yani bir tarafından uydurmadığımı e, söyleme, yani ispat etmek adına ispat etmek değil ispat için kasmıyorum aslında bakarsanız link falan vermeyeceğim ama hatırlayanlar vardır 2008 senesinde Tekirdağ'da e, Tekirdağ merkezde olmuş bir olaydır bu ve neyse daha fazla lafı uzatmadan olayı anlatayım şöyle bir şey var şimdi gittiğim dershane e, bir ay nasıl olmuşsa artık bilemiyorum e, şeyi ödeyememiş bulunduğu binanın kullandığı binanın kirasını ödeyememiş e, mal sahibi de icraya vermiş. Avukatlarım avukatları yollamış hani tahsilatı yapsınlar diye. E, tahsilat için bir icra avukatı geliyor, bir hanımefendi geliyor hatta. İşte e, tahsil yani ödemesi gereken şeyi okul müdüründen, okul diyorum pardon dershane müdüründen istiyor. Artık aralarında nasıl bir konuşma geçtiyse burasına dair hiçbir fikrim yok. Yani mahkeme tutaklarında vesaire vardır anlatılmıştır belki ama yani e, çok önemli de değil aslında bakarsanız o nihayetinde olan şu okul müdürü gayet dersler falan yapılırken ben o gün orada değildim ama e, dershanede değildim ama gayet dersler devam ederken ders işlenirken belindeki silahı çekiyor artık aralarına ne geçtiyse e, icra avukatı olan hanımefendiyle e, ve bir el ateş edip sol bacağından vuruyor. E tabi baya bir kargaşa falan da oluyor doğal olarak yani silah sesini duyan öğrenciler dışarıya fırlıyorlar, fırlıyorlar vesaire vesaire. Dershanenin müdürü de oradan bir kayboluyor bir, yani bir günlüğünde falan silahtan milahtan kurtuluyor. Neyse e, şeyin sonunda herhalde artık avukatına mı danışıyor o esnada ne yapıyor bilmiyorum. E, bu dershane müdürü teslim olmaya karar veriyor ve teslim oluyor geri dönüp yani sonuçta kanundan kaçılmaz yani nereye kaçacak diye yani. Her neyse. E, tabii şeyler falan da oluyor bundan sonra. Bunu savunacak avukat bulunamıyor. İşte avukat vurmak yani öyle bir şeydir zaten. Yani hani ki kaldı ki ben şeye de inanıyorum. Doktor vuran e, tipler, doktor döven tipler de çok net bir biçimde doktorlar arasında karar verip e, şeyden, sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını ya da kendisinin ona bakmayacağını söyleyebilir. Hipokrat'ın yani Hipokrat yemin etmiş olsalar da bu insanlar bence ya, yeminin tamamını bilmiyorum. Beni düzeltirseniz eğer yanlış bir şey söylüyorsam burada ama bu hipo, yani Hipokrat yemininin içerisinde beni dövse de, bizi öldürseler de e, ben hizmet etmeye devam edeceğim gibi bir şey yok. Genel olarak Hipokrat yemini e, her koşulda e, maddi, manevi işte herhangi bir ayrım göze, gözetmeksizin herkese yardımcı olmakla yükümlü olmak üzerine bir yemindir. Doktorlar da bence e, neyse çok saçma bir tarafa doğru gitti ama doktorlar da sonuç itibariyle e, kendisine şiddetle te tehdit eden insanları e, şey yapmakta, ne, neydi onun adı? Hizmet vermemekte özgür olmalılar falan diye de bir yandan düşünüyorum. Eğer bir, birisi kalkıp öğretmen dövüyorsa ee, ona eğitim vermemek ya da çocuğuna en azından eğitim vermek vesaire falan gibi haklara sahip olmalılar çok net bir biçimde. E, Keza da avukatlar da her ne kadar e, orada da etikin etiği, yani ben biraz tabii bu arada duygusal bakıyorum yani bu mevzuya yani onu anlayabiliyorsunuz. E, etik olarak belki de herkes savunmayı, savunulmayı hak eder ama yani kalkıp e, meslektaşım vurulsa yani ben de bir tepki koyarım şahsen. Neyse ee, böyle dertler yaşıyor. Ee, ama sonuç itibariyle tabii ki bir avukat bulunuyor kendisine çünkü e, adalet böyle bir şeydir arkadaşlar. Savunuluyor, hapse giriyor vesaire vesaire. Şimdi e, olayı özetledim aslında biraz uzun da özet tutmuş olabilirim kusuruma bakmayın o açıdan ama e, esas mesele bundan sonra başlıyor aslında yani beni alakadar eden kısmı nasıl oluyorsa e, tam o, anı vesaireyi hatırlamıyorum ama bir gün bir ders yani biz de dershaneden çıkan gibi olay olduktan sonra dershaneye gitmeye devam ettik. Sonuç itibariyle yani sınavda birkaç ay kalmıştı. Ne yapacaksınız? Olan olmuş vesaire ama e, şöyle bir sahne oluştu. Şimdi dershaneye biz dersler yapılmış, çıkmışız. E, çıkarken artık nasıl bir şey oluyorsa bir, yani birisinde fırça mı atıyor vesaire bilmiyorum. Dershane müdürünün eşi ki beraber zaten yönetiyorlar dershaneyi. Birilerine bir şey e, anlatırken Artık hani etraftan ya diğer nasıl, nasıl onu çok hatırlamıyorum çok doğrudan doğruya duymuştum da yok bu şeyi zaten o yüzden çok tepki vermedim hani bir yandan ama ee, sanıyorum ki şey dershane aidatını ödemekte yani bir şeyden bir sebepten ödüyoruz e, güçlük çeken ve hani aksatan e, öğrencilere işte benim kocam sizin yüzünüzden hapis yatıyor gibilerinden bir şey söylemiş. Ee, ben de tabii o, o esnada oydum, bizzat duymadım ama son, yani o esnada olurken, aa bak böyle bir şey dediler falan gibi arkadaşlarım bana e, bunu aktardılar diyeyim. Şimdi e, öyle bir ortamda ki hani bir bir yandan deli kanlılık var, kan deli akıyor daha doğrusu hani o esnada ve hani benim hayatımda hep böyle şey vardır, böyle çok da hani inandığım bir şey varsa hiç olmadık yerde çıkış yaparım hani e, ve aklıma gelen ilk şeyi de söylerim. Bazen yani çoğu zaman sözümü sakınmam. Ee, bu tip konularda ama hem işte ilk ağızdan bunu duymamış olmamdan hem de işte sonradan bana iletilmiş olmasından ve o anda aklıma gelmemiş olmasından ötürü de bir çıkış yapamadım ama iç, içimde yarıdır dönüp ulan ben mi dedim senin kocana git avukat vur diye at kafası desem kim beni suçlayabilirdi kaldı ki onu da geçtim sen kalkıp insanların içerisinde e, aidatını ödeyemeyen bir insanı böyle rencide ediyorsan Gerizekalı bir biçimde ya, Kocası avukat vurmuş e, aidatını ödeyemeyen de sizin yüzünüzde yani, Sizin yüzünüzde içeride falan değil güzel kardeşim Milyonersin senin dershanen var okul yaptırmışsın Öyle falan insanlardı bunlar bu arada Ama e, 12.500 lira falan gibi bir meblağ O günün parasıyla 2008'in parasıyla Gene çok büyük bir parada değil yani O şeylerle uğraşan insanlar için O işlerle uğraşan insanlar için e, Kaldı ki batmadılar da bu arada Hani bildiğim kadarıyla hala eğitime devam edilen ya sonradan liseye falan döndü herhalde vesaire ama neyse öyle bir yer ve sen kalkıp e, kocan kalkıp e, avukat vurmuş olmasına rağmen sizin yüzünüzde ödeyemedi diye ki muhtemelen gerçekten durumları olmadığı için hani aksatan e, bir problem herkes yani yaşayabilir böyle problemler sonuç itibariyle sen böyle rencide edersen ben de kalkıp sana e, aidatını ödeyen bir insan olarak e, dershane aidatını dershane ücretini ödeyen bir insan olarak neler söyleme hakkım vardır deyip diyemedim yani. Diyemedim yala. Hani geri dönüp bunu söyleyemedim. Hep içimde uktedir. O gün bugündür de hani ee, aklıma geldi ki sinir olurum. Biraz da aslında bu yüzden size bu videoyu yapıp bu konuyu paylaşmak istedim. E, böyle bir olay olmuştu yani. hani Hem suçlu hem güçlü arkadaş. Kim bilir ne kadar paran var. Ama sen kalkıp ee, ki eğitim yapıyorsun yani. hani Sonuç itibariyle e, tamam amma hizmeti değil belki dershane para kazanma amacı güdüyor olabilirsin falan ama e, ekmek teknesi gözüyle de bakabileceğim bir ortam değil. Kalkıp e, gencecik bir çocuğu ki o, yani 17-18 yaşlarında çocuklardık yani o zamanlar e, ailesinin belki durumu olmadığı için ya da başta vardı sonradan bozuldu bilemediğim bir mevzudan ötürü arkadaşların önünde böyle ne derler ona küçük düşürecek karakterde bir insansan. Bir de üzerine kalkıp kocan da e, avukat vuracak kadar, e, sivilinde silahla gezecek nimette bir insansa çok güzel diyorum. E, bana böyle kalkıp e, laflar etmeyin diyesim geliyordu. Yani şu an itibariyle geldiği için de söylüyorum ama o zaman işte aklıma gelmedi bunları söyleyebilmek ya da işte ne bileyim o e, muhabbetin parçası olabilmek vesaire vesaire. Neyse. E, böyle adam vurmalı bir dershane anım vardı. Adamın vurulmuş olmasından e, e, bir yani adamın bir adamın vurulmuş olması bir yani daha doğrusu bir adamın bir kadını vurmuş olması bir yana üzerine bir de ee, böyle o yani hayasızca savunulan bir söylenen sözler falan olunca benim iyice tepem atıyordu. Şimdi hatırlamışken de yine sizde paylaşmak e, istedim ve böyle de bunu paylaşmış oldum. Konuyu nereye bağlayacaktım? Konuyu aslına bakarsanız çok da bir yere bağlayasım yoktu. Bu olayı anlattığım zaman herkes kıssadan hisse bir şeyler çıkartmıştır muhakkak ama yani yine şeyi de söylemek lazım. Ee, kendince her şeyi kendine hak gören işte efendime söyleyeyim bir şekilde e, ne derler ona? ...para sahibi genelde görmemişti. Bu sonradan görmelikle de alakalı bir yerde yani. Kalkıp da cidden aklı başında hiçbir insanın... ...hiç kimseyi böyle rencide etmek bir yana... ...hani işte ee, alenen... ...ya ulan bundan daha acayip bir şey var mı? Çekip birisini vuruyorsunuz. Vurduğunuz kişi bir de avukat. Görevini yapmaya çalışan avukat bir de yani. hani icra avukatı. E, meblağ şaka gibi meblağ. Belindeki normal taşının bellik tabancayla birisini vuruyorsan... ...ya bunun savunulacak bir yanı yok. Kalkıp kimseye hani... ...keyfi ödememiş olsun... Hadi bakalım yani onu da geçtim. Atarsın dershaneden olur biter. Hani ee, haksız bile olsa aidatı ödemeyen birisi çıkıp böyle bir laf etmezsin. Aklı başında hiçbir insan etmez. Ama işte sonradan görmenin işte bir takım güce, güce sahip olmanın e, getirdiği bir rahatlıkla böyle e, daha da hani ne derler ona daha da e, gücünün yettiğini ezmeye kalkmak. Sadece yani günümüzde ya da geçmişte ya da bundan 100 yıl önce olan bir şey değil hep olan insanlık tarihinden beri olan bir şey ve yani hala da olan ve olmaya devam edecek bir şey. Ve hani bir şekilde bir şekilde pabuç bırakmamak gerekiyor belki de böyle, böyle bir şeye maruz kaldığımızda elimizden geldiğince belki bu bir laf sokmak olabilir. ...geri cevap vermek olabilir. Gerçekten bak... ...onu hala da merak etmişimdir. Ulan gerçekten dönüp... ...lan ben mi dedim kocana git avukat vur diye... ...diyebilmiş olsam acaba ne... ...yanıt verecekti kendisi? Ee, i̇şte geçmiş zaman... ...keşke geriye dönüp bunu test edebilsem... ...ama etmek de mümkün değil. Neyse... ...sinirimde bozulduğu için birazcık gebelerek anlattım... ...mevzuyu ama anladınız. Sonuç itibariyle... ...bir e, adam lüzumsuz yere... ...gidiyor bir avuk icra avukatı vuruyor... Karısı da bunu kalkıp işte siz e, e, öde, aidatınızı ödeyemediniz, biz de borcumuzu ödeyemedik. Dolayısıyla icra avukatı geldi, kocam da onu vurdu, sizin yüzünüzden vurdu. Lan, Allah Allah yani her her evine icra gelen i, avukat vursa <laughs> ne avukat kalır memlekette ne alacaklı kalır. Yani alacaklı da Allah belasını versin, bırak alma, der geçer falan filan yani neyse neyse. Yine uzattıkça uzattım ama böyle sizinle ilginç bir anımı paylaşayım ondan hani... Ee, i̇çimde bir ukdeyi de paylaşayım istedim. Bu hikayeyi de sizle paylaştım. Sizin de aklınızdan geçen, kafanız, başınızdan geçen e, böyle olaylar falan olduysa ki muhakkak olmuştur. Yani saçma sapan şeyler e, sürekli oluyor. Paylaşmayı unutmayın yorumlarla. Ve her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız bana en büyük desteği de göstermiş olursunuz. Daha fazla böyle beyin yakan, saçma sapan e, hikayeler paylaşmaya devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.